Babacan bu düzelmez. İnsan, cesur insanlar olmadığı sürede düzelmez. Cesur insanlar lazım bu ülkeye. Korkak insanlar değil. Ya bir canım var, gelip alsınlar. Vallahi alsınlar ya. Ya emekliyim, 10 lira para veriyorsun. Sokak sokak dolaşıyor. Şurada bir ilaç alacağım, 10 tane eczane gezdim. Hangisinden daha biraz uygun olur 5 lira için? Halt etmiş o. Halt etmiş tabii yani, öyle bir şey mi var? Neyi halledecek bu saatten sonra? Ya benim kuru yemiş falan yeme şansımız yok. Biz normal kahvaltımızı, etimizi, sütümüzü alabilsek gene evimizde rahat yeteriz değil mi yani? Köyümüze gidemiyoruz. Baktığın zaman milletin böyle hoşuna giden laf antenli masallar, yalanlar, dolanlar. Sen kamuna tasarrufa gideceksen Beştepe Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı asmakili tak bir yıl çankaya taşın. Bakanı kamuda tasarrufa giderek ekonomiyi düzelteceğim. Önce sarayı temizlesin de ondan sonra. Kamuda ne? Memurların servisleri mi kaldıracaklar? Böyle gider de 2026'da düzeltiyorum. 2026, 2036, 2040. Hedef 2071'e diktik zaten. Şimdi 22 yıldır ne yapmış da şimdi yapacakmış. Hoşça kalın. Ekonomi bakın düzelteceğiz diyor ekonomiyi 2026'da. Halt etmiş o. Halt etmiş tabii yani, öyle bir şey mi var? Neyi halledecek bu saatten sonra? 26 diyor, tekhaneye düşüreceğim enflasyonu. Ay çok komikler, çok komikler. Kamuda tasarrufa giderek ekonomiyi düzelteceğim. Valla ben şu an yorgun işte geliyorum, ne bir şey diyemem. Evet. Ya babacığım, şimdi kendileri önce biz bunları seçip oraya niye gönderiyoruz? Onlar bize çözüm bulsunlar diye değil mi? Tasarruf onlardan başlayacak, benden değil. Ben neyle tasarruf yapayım söyler misin bana? Neyle tasarruf yapayım ben abi? Yapacağız. Kamuda neyi gördük de bugüne kadar, ne yaptılar da? Söylemleriyle kaldılar böyle. Laf başka bir şey değil bunların. Abi 2026 değil, 2056'da olsa yine düzeltemezler bunlar. Düzelmez abi, düzelmez. Düzelmez bunlar abi, vatandaş korkuyor artık konuşmaya. Vallahi korkuyor. Ya korkmayacaksın, korkmayacaksın babacan. Neyi korkacaksın? Ya bir canım var, gelip alsınlar. Vallahi alsınlar ya. Ya emekliyim, 10 lira para veriyorsun. Sokak sokak dolaşıyor. Şurada bir ilaç alacağım, 10 tane eczane gezdim. Hangisinden daha biraz uygun olur 5 lira için? Var mı böyle bir adalet ya? Kendilerine gelince har vurup harman savururlar. Vatandaşa geldi bir kemer sık. Ha kemerde yer kalmadı. Yer kalmadı artık. Neyini sıkacağım ben kemerin ya? Ya yok ki sıkayım, ne iyisi? Çoluk çocuğumun rızkından kısıyorum. Oradan kısıyorum, buradan kısıyorum ya. Böyle bir yaşantı olur mu ya babacan ya? Babacan bu düzelmez. İnsan, cesur insanlar olmadığı sürede düzelmez. Cesur insanlar lazım bu ülkeye. Korkak insanlar değil. Korkak insanlar lazım değil bu ülkeye. Ben açık ve net söylüyorum abi. İstedi gelip götürsünler beni buradan. Korkak insanlarla bu iş yürümez. O vatandaş, o konuştu mu, sen şucusun, sen bucusun, tamam iş bitti. Bu kadar basit. Damga vurmak kolaydır ya, zor bir şey değil. Ben de giderim, birisi konuşuyor, işte ön yargılı olurum. Bu şundandır, bundandır, tamam iş bitti. Bu kadar basit. Önce bir kendileri bir ekonomi düzelsinler. Kendileri bir tasarruf yazsın, bir görelim, ondan sonra biz tasarruf yapalım. Açık ve nettir abi. Başka bir, yapacak bir şey yok. Ya ben neyin tasarrufu yapıyorum? 10 bin lira bana emekli maaşı veriyor. Ben 15 bin lira kira veriyorum. Peki ne yapacağım ben abi? Söyler misin bana? Size söylüyorum ben. Ne yapabilirim ben onu? 10 lirayla ne yapacağım? Ya var 15 bin abi. 15 bin lira. 15 bin lira. Bacan daha 2 gün oldu tutalı ya. Çözüm bulamıyorlar. Ondan sonra biz şunu yapacağız. Biz bunu yapacağız. Ya bir şey yapamazsınız. Korkak insanlar olduğu sürece bu ülkede bir şey olmaz. Cesur insanlar lazım abi. Bu kadar basit. Eğitim sıfır ablam. Eğitim yok. Eğitimden bir şey de yok yani. Aynen, okumak istiyorum ama eğitim denilen bir şey yok. Ülkede adalet yok, bir şey yok. Ya insanlar deli olmuş şimdi. İnsanlar var ya, kafayı yemiş vallahi. Bu pahalılıkta. 20 yaşındayım. Evet. Okumadınız. Neden dolayı okumadınız? Eğitim yok ki okuyalım. Hiç kimse okumuyor zaten. Peki düzelir mi sence bu ekonomi? İnşallah düzelir. Allah büyüktür inşallah. Büyüktür de her zaman büyüktür. Ya Allah da Allah sana akıl vermiş, fikir vermiş. Sen yönet, sen düzelt diye. Ben seni seçip oraya niye gönderiyorum? Sen düzelteceksin bu durumu. Bana örnek olacaksın ya. Ben seni oraya seçip yan gelip yatasın diye göndermedim oraya. Ama bizim insanlar öyle değil. Oraya giden tamam. Bitti. Çıkarları peşinde. O ihaleyi kovalar. Bu ihaleyi kovalar, tamam iş bitti. Başka bir şey yok. Vatandaşa geldim, kemer sık. Tasarruf yap ya. Neyine tasarruf yapacağım? Söyler misin bana? Söyle abi. Neyine tasarruf yapayım ya? Ay başını getiremiyorum ki tasarruf da yapayım. Yatlarım yok, katlarım yok benim, tasarruf yapayım ben. Benim mi cebim para dolu değil? Efendim? Ya babacığım onlara var, sana bana yok. Ben getirmedim. Gidip getirenlere soracaksın, bana sormayacaksın. Bana niye soruyorsun? Bana niye soruyorsun? Ya söylerim babacan, niye soruyorsun? Ya korkak insanlar lazım değil bu ülkeye abi. Korktuğumuz sürece bir yere varamayız. Bu kadar basit, açık ve net ya. Ya söylenecek çok şey var, ben çok şey söylerim ben. Gelip götürecekse götürsünler beni ya. Bu kadar basit ya, ben korkmuyorum kimseden. Allah'tan başka kimseden korkmuyorum. Bir can borcum var Allah, bitti. Olay budur ya. Cesur insanlar olmayacak. Korkak insanlar ya, aman bana bir şey sormayın, ben bir şey etmeyeyim. O zaman sürünmeye mahkumuz biz böyle. Sürünelim o zaman. Bu kadar basit ya.
Yapacak bir şey yok babacan. Ne yapacaksın? Tasarruf, tasarruf, tasarruf. Neyini tasarruf yapacağım ben? Söyler misin bana ya? Emekliyim, gidip halen çalışıyorum ya. Ne babacan, ne çalışmayıp da ne yapacağım? 10 bin lira, 15 bin lira kira veriyorum. 15 bin lira. 15 bin lira kira veriyorum. Tamam, konuş da, konuş sen, konuş ya. Konuş. Ben teşekkür ederim ya babacan. Söyle abi. Ama söyle, yanlayacak mısın? Tabii. Bak güzel abim benim, Türkiye'nin 3 tane sacaya vardır. Bak anladın mı? Birisi tarım gelir bak. Dünyanın en süper gücü tarımdır. 2 ekonomidir. 3 ağır sanayidir. Bunu yapmadığınız takdirde siz batmaya mahkumsunuz. Anladın mı? Başka bunun lambicimi yok. Kim ne derse desin. Ondan sonra bu Suriyelileri getirdi milyonlarca insanları. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bunlara bakmaya mecbur değildir. Anladın mı? Hiç kimse olur. Hangi kral olursa olsun. Biz tasarruf ya yaparak düzelteceğiz. Ben ekonomiyi bilmem abi. 3 tane sacaya konuştum. Birisi tarımdır bak. Tarım, bu adama 30 milyar para verebilirim. Eğer tarım yaparsak. Devlet çiftçiye destek veremez. Çiftçi devlete destek verir. Bundan 60 yıl önce ileriye bir bak bakayım. Tarım bak, 3 tane sacayak diyorum bak. Başka konuşmuyorum. Bir de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin çok aciz bir durumu var. Bu ben şerefli TC subaylarına sesleniyorum buradan, değerli komutanlarıma. Ülkeye sahip çıkmak zorundalar bak. TC diyorum bak, TC. Başka bir yerde konuşmuyorum. Tarım, ekonomi ve ağır sanayi. Bunu yapmadığınız takdirde, bir de pazar bulamadığınız takdirde dünyada zaten yerle bir olmuşsunuz. Ekonomi Bakanı kamuda tasarrufa giderek ekonomiyi düzelteceğim diyor 2026. Düzeltir. Nasıl değerlendiriyorsun? Vallahi düzeltemez. Neden? Neden düzeltemez? Bir bakan bir camiye, bir cumaya giderken 50 tane arabayla gidiyor. Düzelir mi? Şimdi sen bana 10 bin lira emekli maaşı veriyorsun. Bir kilo çay 160 bin lira. Ekonomi düzelir mi? Ben 65 yaşındayım, 66 yaşındayım. Çalışacağım yani. Çalışmazsam geçinebilir miyim? Geçinemem. Ekonomi nasıl düzelecek? Ben rahat yaşayacağım. Ekonomi özgürlüğüm rahat olacak. Nedir? Ben Ankara'da oturuyorum. İstanbul'a çalışmaya geldim. Bu iktidara ben 2 dönem oy verdim. Şimdi şöyle, bizde bir tabir var. Ekonomiyi düzelt diyoruz ki biz, ki bundan iyisi yok, bundan iyisi yok. Ama bundan da kötüsü yok. Nasıl olacak? Şimdi nasıl olacak? Kötüden iyisi diyorlar bu. Aynen öyle. Şimdi nasıl olacak? Yani biz inanç değerler olan insanlarız. İftira etmekten korkarız. İnsanlara hakaret etmekten korkarız. Utanırız yani. Biz babamızdan, biz yaş itibariyle böyle öğrendik. Ama benim terbiyem ne araya kadar dayanıyor? Gücümün yettiği nereye kadar? Ben 65 yaşında Ankara'da evimi, sıcak yatağımı bırakmışım, geldim burada gurbette çalışıyorum. Benim ekonomik özgürlüğüm olsa, rahat etsem, peynirimi isteyeceğim. Ya benim kuru yemiş falan yeme şansımız yok. Biz normal kahvaltımızı, etimizi, sütümüzü alabilsek gene evimizde rahat yeteriz. Değil mi yani? Köyümüze gidelim. 3 tane bir ayda cenaze oldu mu düşünüyorsun kas kas kara. 400 lira 200 kilometre yolum. Otobüs bir kişi. Ocak ayında emekli yılı olacak 2024'te. Olur. Şimdi olur, doğru. Şimdi şöyle nasıl olur? Kök maaşı diye bir maaş çıktı. Biz daha önceden emekli aldığımız dönemde biz şu anda asgari ücretten daha yüksek maaş alacaktık. Oy verdiğimiz kişiler, iktidara getirdiğimiz kişiler bir kararnameyle, bir yasayla bu işi bozdular. Şimdi kök maaşı, ben 14-15 yıllık emekliyim ben. Ben diyorum ya, bir köyüme bir, yani bir bayramda gitmeye tereddüt ediyorum. Bir cenaze olduğu zaman tereddüt ediyorsun ki cenazeye katılmadığın zaman biz ayıplarız yani. Ekonomi kötü. Çok kötü. Yani düzeltemezler. Dün markete girdim. Şöyle bir etiketleri, fiyatları gezeyim dedim. Yani et balık kurumu piyasaya et veriyor. Et veriyor ama bir dükkanı var Ankara'da. İki dükkanı var. Bir Sincan'da, bir Ulus'ta. Sen aç Keçiören'e de, Aktepe'ye de, Hacı Kadın'a da, Uyanış'a da, Etli'ye de. İnsanlar daha rahat alsın. Sıra beklemesin. Bak, bir berbere gideyim dedim. Bir saat sakal tıraşı 400 lira. Ekonomi düzelebilmesi için insanların gelir seviyesi yüksek olmadığı müddetçe, alım gücü yüksek olmadığı müddetçe ekonomi düzelmez. İnsanların ekonomisinin düzelebilmesi için her şeyden önce refah payının, katılım payının yüksek olması gerekir. Ben düşünebiliyor musun? Bugün karpuz marketin önünden geçerken bakıyorum. Bugün fiyatı 15 liraya inmiş. Diyorum ki yarın 10 liraya insin de alayım. 60 lirayken ben alamazdım. Kendinize iyi bakın. Ekonomi Bakanı kamuda tasarrufa gidiyor. Bu şekilde ekonomiyi düzeltmek istiyor. 2026'da ekonomiyi düzelteceğiz diyor. Nasıl değerlendiriyorsun? Şimdi kamuda servislerin tasarrufu, makam araçlarının tasarrufu, yeni binaların alımı, satımı, kiralanması, inşası. Yani baktığın zaman milletin böyle hoşuna giden laf antenli masallar, yalanlar, dolanlar. Sen kamuda tasarrufa gideceksen Beştepe Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı asmak için tak bir yıl Çankaya'ya taşın.
Bir yıl sarayın bir yıllık tasarrufu bu ülkeye, inanır mısınız? En azından emeklilere olsun, 65'ler olsun, engellilere olsun diye sosyal yardımların bütün açığını kapatır. İnsanlar artık konuşmaya korkuyor, korkun partoluğu devam ediyor, ekonomi konuşamıyorlar. Ne bileyim, emekliler işte görüyorsunuz akşama kadar banklarda dörtlü, üçlü, beşli kümeler halinde kendi aralarında konuşuyorlar. Ama mikrofonu gördükleri zaman ne yapıyorlar? Sağa bakıyor, sola bakıyor. Sivil polis mi var, gammaz mı yerim, partinin adamları mı var? Yani 1960'ların, 70'lerin Rusyası gibi, sanki her yerde KGB var gibi sana korkuyor artık. Ama akşam evine gittiği zaman ekonominin gerçeğini görüyor mutfağa girdiği zaman. Adam şimdi ekmeğine 15 lira, 12 lira ne bileyim yine bir miktar zam gelecek. Ama hak ekmeklerde İBB'nin ekmekleri 5 lira. Millet şimdi bir fırından bir ekmek alırken bebeden iki ekmek alıyor. İnsanlar şimdi gidiyorsun, kiraz almak istiyor çocuğuna, 150 lira kilosu. Erik 150 lira, şeftali 200 lira. Ya şurada harp tipi zincir market var. Gidiyorsun, yani yarım kilo kiraz alayım, yarım kilo şeftali alayım, yarım kilo yeni dünya alayım, işte bir tane kavun alayım diyemiyorlar insanlar. Ya kirazı alırken 10 tane seçerek koyuyor, öbür taraftan 10 tane erik alıyor. Şimdi daha 2 sene, bakın Kurban Bayramı geliyor. Kurban Bayramı'nda 500-600 lira sana gidiyorlardı, bir tane koyun alıyorlardı. 20 kilo, 30 kilo koyun. Ya şimdi bırak koyunu, 1 kilo et alamıyorsun. 2 senede bir koyun aldın, paraya 1 kilo et alamıyorsun. Bu ülkede artık yani çiftçi çıktı, ekonomi raydan çıktı. Bu ekonomi bu girişle çıkmaz. Yeni 500'lükler, işte yeni 1000'likler. Yani ne oldu biliyor musunuz? Yine eskilerdeki paraya dönüş başladı. Yani o 6-0 attığın dönemdeki önceki günlere tekrar gidiyor Türkiye. Yani cebindeki 200 lira 20 lira oldu. Bugün insanlar baklava alamıyor ya. 1000 lira baklavanın kilosu. Pastırma 2000 lira. Sucuk. Sabahleyin kalkayım evde işte bir sucuklu yumurta yapayım diyemiyorlar. Bakın orada yarım köfte 190 lira. Yarım sucuk 200 lira. Yani çarşı pazar gezmeye gerek yok. Vitrin orada. İnsanlar bakıp geçiyor. Yani artık böyle gıda müzesi oldu her yer. İnsanlar müzeleri gezer gibi marketlerin, kasapların artık içindeki ürünlere bakıyor ama o ürünler artık mutfaklara girmiyor. Gerçekten bir şey söyleyeyim. Bugün Türkiye'de Turgut Özal'ın zamanında biliyorsunuz bir orta direk vardı. Ne diyor, ne diyor ki? Orta direk çökerse ülke çöker. Ya şimdi orta direk kalmadı. Zengin fakir oldu. Orta direk yok. Ya zengin tam zengin, fakir tanıdık. İnsanlar dalga geçiyor. Diyorlar ki ya 17 bin 2 lira oldu. O 2 lira olmasa yandıydık diyorlar yani. Yani şimdi Mehmet Şimşek daha önce Cumhurbaşkanı'nın bunlar hırsız. Bunlar işte şu bankayı dolandırır, şu bankayı dolandırdılar diye kapıya koydu. Mehmet Şimşek'i şimdi denize düşen yılan sanırımıza tekrar ekonominin başına getirdin. Hırsız dedi adamı geri getirdin. Şimdi bu tasarrufların hepsi hikaye. Gerçekten hikaye. Ne yapacak yani? Şimdi Maliye Bakanı Mehmet Şimşek kendi garajından başlasın. Hazine ve Maliye Bakanı garajından insin. Ne kadar Audi var? Ne kadar Mercedes var? Yani yerli araçlara dönüş olacak diyor. Arkadaş peki sen o kadar o Alman malı, Passat'ları, Mercedes'leri ne yapacaksın abi? Mezatla saça mı çıkaracaksın? Mehmet Şimşek tasarrudan bahsediyorsa ilk önce eksi beşe basacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın garajına inecek. Oradaki araçları Ekrem İmamoğlu'nun seçildiğinde Yenikapı'ya dizdiği gibi dizecek, işleyecek. Ben buradan tasarrufla başlıyorum. Yerli ve milli tok denin. Göstermelik olarak bir tane Emine Erdoğan'a kırmızısını verdiler. Tayyip Erdoğan'a siyahını verdiler. Ya şimdi bakıyorsun o zaman Diyanet İşleri Başkanı tok kullansın. Mali Bakanı tok kullansın. Bakanlar tok kullansın. Millet artık palavra yap. Tok, tok. Anlatabildim mi? Durum mu? Ekonomiyi soruyoruz. Ekonomi Bakanı kamuda tasarrufa giderek ekonomiyi düzelteceğim. Nasıl değerlendiriyorsun? İnşallah düzeltir. İnşallah düzeltir. Düzeltir mi abi? Evet, düzeltir. Yani ben kaç yaşındayım? Söyle bakayım. 75. Çok şeyler gördük geçti yavrucuğum. Çok ekonomi krizlere girdik biz. Daha da kötüye girdik, düzelir. İnşallah düzelecek. 2026 diye ekonomi bakalım. 2026, 2027 olacağım. Ne yapalım ya? Öyle olur. Bekleriz ya. Peki amcam, senin yaşındakiler hep şikayet ediyor. Emekli maaşı 10 bin lira yetiştiremiyoruz. Haklılar. Haklılar. Fakat bu memleketin bir de geçmişi var. Deprem oldu. Ondan sonra hastalık geldi kardeşim, güzel kardeşim, tamam. Bunlar hep masraflı olan bir şey. Ben Avrupa'dayım, tamam mı? Oradan da emekliyim, burada benim o yönde bir şikayetim yok. Fakat o yönde, o yönde millet haklı, ona bir şey diyemem. Fakat bu çok memleket, terörle mücadele var. Nesin buna ya, nesin? Yani ne yapacaksın kardeşim? Öyle, ama milletin eleştirmesine bak veriyorum. Onu şimdi ben iş yapamam. Benim kendi durumum iyi diye kendi durumuma göre konuşmam. Anlıyorsun ben? Öyledir yavrum.